Öğrenciler şimdi son düzlüğe girdiler bir hafta. Bu dönemde yeni şeyler öğrenme zamanı değil. Ama yani bir gün öncesine kadar eski bildiklerini tekrar edebilirler. Yani eski bazı tekrarlar yapabilirler, pekiştirmeler yapabilirler. Ama onlar da böyle durumlarda şimdi yani insan hayatındaki en önemli kararlardan birisi ve yani bizdeki sistemde bu karar pek bir sınava indirgenmiş durumda, meslek seçimi kararı. İki karar vardır. Biri meslek seçimi, diğeri evlilik kararı. Bunlar da strese girmemek mümkün değil. Tabii az miktarda stres faydalı ama panik zararlı. Yani onun için stres var, panik yok diyoruz. Bir kaygı hissetmeleri, strese girmeleri gayet doğaldır. Yani hiç sıfır stres olacak diyerek yaklaşmaları onların kaygısını daha da artırır. Ve en çok stres artıran şey de bu işte üniversite sınavı girecek gençler için sonucu düşünmek. Acaba kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım? Ya kazanamazsam ne olur? İşte mahcup olurum. Herkese karşı nasıl, işte aileme karşı ne derim, insanlara ne derim gibi bir kaygı ortaya çıkıyor. Zaten sorumluluk duygusu yüksek gençlerde böyle bir kaygı olur. Sorumsuzsa zaten kişi, sorumsuzsa, gamsızsa zaten çok geç artık. Yani şu anda onlara fazla bir şey yok. Yaptığı davranışın doğal sonucunu yaşasın diyeceğiz onlara. Yani bedelini ödesin. Yani hayallerini gerçekleştiremez. Hayali yoksa da zaten bu memleketin şeye de ihtiyacı var. Böyle eğitimsiz insana da ihtiyacı var diyerek kabullenecekler kaderlerini. Çünkü yani hem emek vermeden, yorulmadan, çaba harcamadan güzel şeyler elde edilmiyor. Bu psikoloji Evet. yasası. Çok açık bir psikoloji yasası. Ama çabalayan gençler de böyle durumlarda bazı toksik davranışlar var bak. Arkadaşları böyle bazıları şey yaparlar. Derler ki ya yapamayacağım, mahvoldum filan derler. Sınav kapısında herkesi heyecanlandırırlar. Sınava girerler, en yüksek not alırlar. Böyle negatif enerji neşreden bu tiplerden uzak dursunlar. Peki. Yani bunlar ya, yakınmacı tiplerdir böyle. Hep sizdeki enerjiyi alırlar. Onlardan uzak dursunlar. Bir de sınava verdikleri anlam çok önemli. Yani sınava verilen anlam, sınav bir insanın değerlilik ölçüsü değil. Hayattaki merdiven gibi basamaklardan bir basamak. Yani en kötü ihtimalle bir basamak gecikerek hayatta gidersin. Ya yani bu ihtimali bile yani şu sıralar aklına getirmenin bir anlamı yok artık. Şu anda sonuç, ben elimden gelen her şeyi yaptım. Çok az, çünkü bugün şu ana kadar günde ortalama şu kadar test çözdüm ve benim için en olması gereken neyse en iyisi o olur deyip kabullenici olmak sonuç açısından Hocam, daha evet, evet önemli. şunu da soralım. Özellikle sınavın anlamını idrak etmeleri noktasında da anne babalara düşen görevler ne bu süreç Tabii. içerisinde? Tabii. Anne babalar da böyle durumlarda özellikle şimdi çocuğunun geleceğiyle ilgili bir karar. Anne baba gençlerden daha kaygılı, daha heyecanlı oluyorlar. Ve bunu belli etmemek için çocuğa böyle farkında olmadan söz diliyle belli etmiyorlar ama beden diliyle belli ediyorlar. Mesela çocuğu devamlı dikizliyorlar böyle. Devamlı çocuk biraz titrese, heyecan yapsa aman 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 diye rahat ediyorlar. Bunlar hepsi çocuğu daha çok kaygılandırıyor. Doğal davransınlar anneler. Doğal davranmaları çok önemli. Ve çocuklarda eğer zaten sorumluluk varsa, çalışıyorsa, da böyle emek veriyorsa, gayret ediyorsa çocuk elinden geleni yapıyordur. Böyle durumlarda biz senin yanındayız duygusunu hissettirsinler yeter. Yani sınavı oturup da sınav konusunu anne baba açmasın. Gençler de açarsa eğer bu konuyu, ya geçmişte sen şu kadar denemeye girdin, şu kadar olumlu sonuç aldın. Onun için şu anda bunu düşünme. Senin için biz yani olumlu beklenti ihtimali çok daha yüksek tarzında böyle onun olumsuzu görmesini engellemek, olumluya odaklanmasını sağlamak gerekiyor. Yani anne babalar açısından. Yani söz dilinden çok davranış dili. Burada anne Evet. babanın çok daha önemli ve yanında olduğunu hissettirmek çok önemli. Bu özel ders alanlar var tabii. O ders alanlarda zaten test tekniğiyle ilgili yahut da işte hocaları da zaten liselerde şimdi etütlerde vesaire yahut da bu online derslerde birçok teknikleri öğretiyorlar. Onları test teknikleriyle ilgili işte her şeyin hazır gelmesi gibi, yani en iyi bildiklerini en önce yapmak gibi,
böyle yöntemleri uygularlarsa ne yapacağını bilen insan krizden korkmaz. Onun için sınavda ne yapacağını biliyorsanız krize girmeye ve paniğe girmeye hiç gerek yok diyebiliriz. Peki, hocam şunu da sorayım. Artık son bir haftada yeni bir şey öğrenilmez dediniz. Özellikle bazı öğrenciler açısından da işte takıldığım bir konu vardı, onun üzerinden tekrar bir geçsem mi, biraz daha tez çözsem mi sorusu da kafalarda zaman zaman soru işareti olarak yer alıyor. O öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Biraz daha rahat bir hafta geçirmeleri için somut olarak örneğin verebileceğiniz tavsiyeler varsa onu da alalım, ardından noktalayalım. Son bir hafta kala defter şey kaybetsin. Bir gün kala pardon. Ama şu anda son bir güne kadar şu anda bazı kişiler vardır böyle aceleci sabır hiperaktif kişiler son günlerde verimleri artar. Son günlerde çalışırlar. Dururlar. Son günlerde bir çalışırlar, arayı kapatırlar. Böyle şeyler de var. Onun için burada bir tek doğru yok. Kişiye göre değişir. Yani kişinin başarılık performansı neyse ona göre burada hareket edilir. Ama sistemli, düzenli çalıştıysa bu şu anda zaten o elinden geleni yapmış demektir. Ama böyle son güne bırakan bir tipse kişi böyle durumlarda bir gün önceye kadar gayret etsin ama bir gün önce çünkü beyin artık dikkati artırabilmesi için sınav sabahı bir dinlenmiş, uykusunu almış bir beyin olması gerekiyor. Yani dikkat odağını toparlayabilmesi için kişinin sınav günü sabah mesela aç olmaması önemli. Hatta yanında böyle tatlı şeker gibi bazı şeyler alırsa çünkü sınavda hızla 2-3 saat süren sınav şey oluyor. Dikkat uzuyor. Evet. Uzadığı için de beyin oksijen kandaki glukoz düşüyor. Böyle atıştırmaların falan faydası olabilir. Dikkati artırır. Ve böyle durumlarda stres altında soğukkanlı kalma becerisini tavsiye ediyoruz. Orada bir yoğun stres var ama soğukkanlı kalma becerisini yani denemelerde vesaire yaşadıysa zaten çok rahat başarırlar. Bir de bu sınav sadece onun başına gelmiyor ki herkes benzer durumda giriyor. Herkes yarışıyor ve sınavda da şu anda adil bir sistem uygulanıyor. Hani genel olarak tabii yani eskiye göre hak eden soruyu yapabiliyor. Bunun için başkalarının tecrübelerinden faydalandıysa ve yeteri kadar çalıştıysa zaten soğukkanlı olması yeterli. Bir de beslenme çok önemli, uyku önemli böyle durumlarda. Yani kaygıdan dolayı yani sınav öncesi sık sık tuvalete gidilir ya bu aslında beynin sınav kapısındaki sınav sendromu dediğimiz durum heyecandan oluyor. Gayet doğal bir şey o Peki. böyle durumlarda. Kişinin buna kendini hazırlaması ve şeyle hedefini belirlemesi, o yönde adım adım ilerlemesi varsa kaygıyı kontrol edebilir, stresini kontrol edebilir. Genç, ben bütün gençlere başarılar diliyorum. İnşallah en zor günleri bu günler olur. Hayat, çünkü hayatın gerçekleri her zaman zorluklarla, sınavlarla geçiyor. Yani sınav hayatımızın bir parçası. Hayat bir sınav aslında, dünya bir sınav. Onun için Hocam, bunu unutmasınlar. Evet. Aynı temellere biz de katılalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz değerli tavsiyeler Rica için, ederim. katkılar için Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan. Devam edelim. Sayın seyirciler, Rusya 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye tüm uçuşları yeniden başlatıyor. Turizmciler mutlu. Ülkemize bu yıl 1 milyon